Yani Saadettin Bey, ben kesinlikle ama kesinlikle bir çay, kahve otomatı alınması taraftarıyım. Gereksiz eleman besliği bu şirket. İçeriden beri hıt iyi yani. Beslek arkayı oysun gözünü. Ama Saadettin Bey, şöyle diyorsanız benim param bol. İstediğim yere savururum. Seni ilgilendirmez. Kimse ilgilendirmez. Herkese dağıtırım derseniz siz bilirsiniz, bilmiyorum. Burhan Bey, Tanrı verdi gereksiz bir eleman değil. Saadettin Bey, esas bizim şu yemek fişleri ne olacak? Ya aslında Saadettin Bey, ben de çekim kıyafetlerini taksiyle taşımaktan bıktım artık. Yani şöyle bir şirket arabamız olsa. Saçları mı diyorum? Kestirsem mi yoksa biraz daha uzatıp şöyle at kuyruğu mu yapsam? Bence at kuyruğu daha genç bir hava verir size Saadettin Bey. Saadettin Bey, bunun konumuzla ilgisi ne? İlgisi var Fatoş Hanım. Çünkü yarım saatten beri gereksiz detaylarla beni meşgul ediyorsunuz. Baydınız beni ya. Şuraya bir yere bir tane istek kutusu koyduracağım. Taleplerinizi yazar o kutunun içerisine atarsınız. Biz de ayda bir kere icra kurulu toplantısında açar bakarız. Boşu boşuna gitti yarım saat. Hadi çalışın arkadaşlar. Çalışın. Kesin genç bir sevgili yaptı, metres yaptı kendine bu. İmaj mimaj, saçlar, sakallar, şeytani bir görüntü vermiş kendisine. The devil, Mephisto. Fatoş abla, istediğim kalemleri aldım. Buyur. Çok teşekkür ederim canım. Ne kadar tuttu? 7,5. Fişi nerede? Ne fişi? Hayır, nereden bilelim ne kadar tuttuğunu? Ne fişiymiş? Elektrik fişi. Bak, senin seviyende espriler yapıyorum ki seninle ilişki kurayım diye. Bak Burhan Bey, ateşle oynuyorsun. Anadolu rockçı böyle şerefi bozuk lafların altında kalmaz. Doğasında isyan vardır, baş kaldırı vardır. Ben ezerim o başı. Ben daha onu küçükken rrrt ezerim o başı. Canımı sıkma benim. Cevap verme bana. Sırf Fatoş ablanın hatırı için burada ayaküstü skandal çıkartmıyorum. Ama sana bir güftemle sesleneceğim. Bozkırda dolaşır çiçek açarım ben. Böğrüm yanar, kanarım ben. Zincire vurulamam asla. Bulaşana çok pis dalarım ben. Aldın sen mesajı. Çok korktum ya. Çok korktum ya. Korkudan zangır zangır titriyorum ya. Meğer ben titremiyormuşum da cep telefonum titriyormuş ya. Norto. Bana sakın cevap verme. Senden mi korkacağım? Çiçek açarmış. Kabak çiçeği gibi açtın sayenizde. Çaycı Tanrı verdi, yükseklerde çok güzel, good okumuş, eğitim profesör derecedeki bir adam yani Burhan Altıntop, tüh kaka. Vay anasını ya, vay anasını. Niye senin odan bu katta demiyorsunuz, burada demiyorsunuz da benim çıkmama izin veriyorsunuz? Sus! Neden böyle bir şeye uyarmıyorsunuz Burhan Bey? Burası sizin odanız diye. Adamı böyle cırlattırıyorsunuz sonra. Bu felaketi unutmaya çalışıyoruz da ondan. Hayrola bacım? Ya yok, ufak bir işim vardı da. Ben Beyoğlu'na akıyorum. Sana rock forever. Ayrıyeten hayırlı Ramazanlar. Sana da. Alo, Fatoş ne haber? Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün yazılarımı yazarken altın küpelerimi çıkarıp masanın üzerine koymadım mı?
Ama yok şimdi. Evet Olgacığım, sonuncu sorunuz geliyor. Boyfriendinizin bayıldığı, özellikle de seyahatlerde yanından ayırmadığı bir eşyadır. Hafiftir, katlanabilir. Ve üzerinde Benjamin Franklin'in resmi vardır. T-shirt. Yanlış. Doğru cevap. $100 olacaktı. Üzgünüm. Ya $100 eşya mı Kubilay? Hayvan mı, bitki mi ya o? Olga sakın çamura yatma. Ben kazandım. Akşam benimle ocak başına geliyorsun. Ya, of ya Kubilay, bir vejetaryana bu yapılır mı ya? Olgacığım, patlıcanlı kebapların patlıcanı sen, kebabını ben yerim canım. Bundan daha uygun bir ilişki göremiyorum ya. Hadi gel. Bana pilates kıyafetleri bakmak için söz vermişti. Gidiyorum. Ya bu yeni kıyafetleri giyip spor salonuna gidersem pilates hocası kızcağızın kafası karışacak diye korkuyorum canım. Kafası mı karışacak? Gariban benim bu pes yahu çüş dedi ten yakışıklılığımı görünce kendini dağıtıp da bizi yanlış hareketlerle sakatlamasın canım. Bir dayıcığım, şu soruyu bir bakalım. Yaprağın zaman zaman gıcık olduğu, tüm seyahatlerde yanında olan, üzerinde Osmanlı padişahı resmi bulunan, katlanılabilen şey. Cevap tişört mü? Hayır, cevap Kubilay. Ben ne zaman katlanılabiliyorum Olga? Pilates yaparken mi? Hayır, ben sana katlanabiliyorum. Zor oluyor ama başarıyorum. Zor şey seni. Al bakalım sana bir tane buradan bir Ramazan pıtı. katlanmak falan derken de ben biraz önce buraya bir $100 bırakmıştım. Nereye gitti ya o? $100 mı? Evet. Yok olmuş. Yaprak, sen küpelerini bulabildin mi? Hayır. Merhaba. Merhaba canım. O torbadaki ne? Ya çok süper bir kot aldım kendime. Böyle popomdan düştü düşecek. Aa, yazıcıya kağıt alacaktım ben. Aşağıdan onu alayım geleyim ya. Şu anda buradaki herkesin aklında olan ama kimsenin açıkça söyleyemediği aynı şey değil mi? Ya sizce yani parayla küpeleri o almış olabilir mi? Yok. Ben pilatesin beni ne kadar forma soktuğuyla ilgili diyecektim. Ama düşününce. Nasıl yani? Yani Tanrı verdi, hırsız mı? Olabilir. Kesinlikle olabilir. Hatta bence öyle. Bunun için düşünmeye hiç gerek yok. Sherlock Holmes olmaya gerek yok. Bence hırsız uşak. Yani Tanrı verdi. Burhan Bey, ne kadar süredir bizi dinliyorsunuz acaba? Artık neyini inkar ediyorsunuz? Sağlam ayakkabı değil bu. Ben gözüne bakar bakmaz anladım. Satanist bir kere. Gözünde kedi tüyü var. Ya Burhan, belki bina içinden başka biri gelip almıştır parayla küpeleri canım. Ya da temizlik yaparken yanlışlıkla atmış olabilirler, olamaz mı? Ya ben insan sarrafıyım, neden beni dinlemiyorsunuz? Şimdiye kadar bu ofiste soruyorum size, bir tane tükenmez kalem kayboldu mu? Kayboldu mu soruyorum size. Bu adam geldi, yükte hafif, pahada ağır her şeyi alıp götürüyor. Ne yapalım? Donumuz çalıncaya kadar bekleyelim mi? İyi de Burhan Bey, o $100'larla küpeleri Tanrı verdiği suçlamak için sizin almadığınızı nereden bilelim? Fatoş. Ne? Fatoş'um, biraz ileri gitmiş gördüm seni yahu.
musunuz? Buranın altın topu. Ay, yanlış anlıyorsunuz. Hayır, size hırsız falan demiyorum. Yani sadece hani siz Tanrıverdi... Lütfen, iyi olmayın kendiniz. Anladım ben. Anladım ben sizi. Burada büyük bir komplo var. Genel müdürü adayı birisinin önünü kesmek için Ali Cengiz numaraları bunlar. Ne alakası var Burhan Bey? Ben artık sizinle muhatap olamam. Yüz yüze bakamayız. İki günlük köylü çocuğu için arkadaşınız Burhan altın topu sattınız bir kere. Vay anasını ya. Asaletin bedeli bu mu? Beyaz Türklere karşı korkunç bir ön yargı var burada. Yaşatmayacaklar bizi bu memlekette, anlaşıldı. Yaşatmayacaklar. Ya Burhan, yanlış anladın dostum. Arkadaşlar, ortaya ufak bir para koyup da bu çocuğu tekrar mı denesek ha? Vallahi iyi olur canım. Yok, gerek yok. Ben zaten Sütçüoğlu rezidansına iftar yemeği için davetliyim, oraya gideceğim. Zaten biz o soylu aile benim değerimi biliyor musunuz? Ya arkadaşlar yapmayın, mümkün değil, o çocuk hırsız olamaz. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Arkadaşlar Tanrıverdi neredeyse gelir. Gidip yarım saat dolaşıp gelelim o bize. Paranın ortada durup durmadığına bakarız canım. Zaten ben bu akşam hazırlık yapmam gerekiyor. Biraz vakti ihtiyacım var. Aslanım, kantonunuzu ezberlediniz mi? Ben o kantoyu Makbule'ye devrettim Burhan abi. Niye? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden benden habersiz program akışını değiştiriyorsunuz? Reji bende ya. Ama o çok daha kıvrak bir insan Burhan abi. İsterseniz dışarıda konuşalım bunları. Ne kantosu ayol? Sorma, sorma. Oo, tembeller, hepiniz geç kaldınız vallahi. Tanrıverdi, git bana kahve al gel. Yapayım abla bir tane köpüklü. Git dışarıdan al gel. Allah Allah. Hiç beklemezdim bu çocuktan ya. Tuhaf şey ya. Burhan, seni üzdük. Ve sana kocaman bir özür borçluyuz canım. Kendimizi sana nasıl affettirebiliriz? Söyle ya. Yani ezin Burhan'ı. Parçalayın Burhan'ı. Dışlayın. Nedir ki? Elit bir sosyal sınıfa ait olmanın bir bedeli bu. Düşmanlarım çok. Bu arada 5 liram da gitti. Arkadaşlar bence Burhan'ın düzenlediği Ramazan programına katılalım. Ha? Hem de Felek'ten çılgınca bir gece çalmış oluruz. Burhan sen de istersen onu değil mi? Ben de kıyafetleri kiralarım. Hem çorbada benim de bir tuzum olur. Canım hiç gereği yok yani. Zahmet olacak ya. Ama fesleri bir de Karagöz Hacivat kostümlerini alabilirseniz... ...bunları size yüklesem çok güzel olur aslında. Fatoş ya, şu araç işini de halledemedik. Yine elimde böyle kıyafetlerle taksi arayacağım. Yaprak, bak masamın üstünde bir kutu var. O kutu istek kutusu. Okuman yazman da var. Otur yaz, ne istiyorsan o kutunun içine at. Çekil. Bu arada da 5 liram gitti. Ara bulabilirsin. Yani performansından pek memnun kalmadığımız için... ...artık seninle çalışmak istemiyoruz Tanrıverdi. Hangi kısmından memnun kalmadıysanız söyleyin, ben düzeltirim yani, gocunmam yani. Yok, biz daha deneyimli birini arıyoruz, kusura bakma. Anladım. Canınız sağ olsun ya. Ben toplanayım. Ya
Şey ya, benim bir bilek zinciri vardı ya. Çok ya değerli bir şey değil gerçi. Yani sokakta da düşürmüş olabilirim ama hani bir gitmeden bir bakabilir miyim ona? Burada mı acaba? Baktı. Şey, anahtar sizde ya. Ne anahtar? Kayıp eşya kutusu. Kayıp eşya kutusu mu? Evet, hani burada unutulan paraları, eşyaları falan içine koyuyoruz ya biz bunu. Dün akşam herhalde çok böyle rock forever yaptım. O arada düşmüş. Ya bir kağıt var burada. Bu ne? Sayın Burhan Altıntop çok yetenekli bir insan. İsteğimiz şudur, Sayın Altıntop genel müdür olsun. Ay kim yazdı acaba? Tanrıverdi. Canım senin şu işi bir daha konuşalım ya. Acele karar vermeyelim diyorum. Tanrıverdi, akşam ne yapıyorsun? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.